Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biraz sohbet etmek istediğim, böyle muhabbet içimi dökmek istediğim, nasılsınız? Hal hatırınızı, hasbihal yapalım böyle. Neler var, neler yok, sizler neler yapıyorsunuz, nelerle meşgulsunuz? Biraz hasbihal edelim, şey yapalım böyle. Artık elma dönemi de çıkmış böyle bugün memleketten. Elma da bize geldi. Yani Allah nasibimizi gönderiyor diye bilirim böyle. Bugün biraz sohbet, muhabbet etmek istedim böyle. Çünkü size belki fark ettiyseniz birkaç gündür hiç video çekmedim bölüm alakalı. Biraz kafa dinlemek istedim. Çünkü yani biz de kendi çapımıza inişli çıkışlı dönemler yaşıyoruz böyle. İşte biz de bu dönemlerden geçtiğimiz için şu anda aynı zamanda bir evde taşınma bir durumumuz da var zaten. İzne ayrılacağım. İşte taşınmadan dolayı izne de ayrılamıyoruz şu anda. Bir yerleşelim Allah'ın izniyle, ondan sonra bir gidelim. 2-3 hafta izne ayrılacağım böyle bir Erzurum'dan uzaklaşacağım böyle. Tatil programımız Van, Bitlis ve Hakkari. Hani o Van Denizi çevresine, ondan bir Hakkari'ye uğrayıp gelmeyi planlıyoruz. Ama bakalım işte, taşınalım böyle. Büyük ihtimalle taşınmamız da 20 Ağustos'u falan bulur. Şu ana kadar buradayız. Ondan sonra kafamızı toplayıp güzel bir şekilde bir yolumuza bakacağız. Dedim ya, yazdı zaten, hava sıcak. Erzurum'da bile çok çok hava çok çok sıcak. Başka yapabileceğim bir alternatifler yok. Hafta sonları ne yapıyoruz? Dağlara çıkıyoruz, ovalara, akarsulara çıkıyoruz ki ben doğayı falan çok seviyorum zaten. Ben hiç kafede, işte ne bileyim, okeyde ya da ne bileyim başka şeylerde görmek çok çok nadir olur yani. O da arkadaşlar çok ısrar ediyor gidelim onları kırmamak için. Diğer şekilde ben doğal şeyleri severim, işte ne parklarda bulunurum, dağlarda bulunurum, vadilerde, şeylerde falan. Yani genel rutinlerim bu şekilde geçiyor. Dedim evet, hayat inişli çıkışlı dönemler oluyor. Hep bir önemli oluyor. Yani dünya bir imtihan serüveni olduğu için böyle hep inişli çıkışla devam edecektir ki hayatımızda da öyle oluyor. Ki biz de beşeriz, insanız, hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Yani büyük büyük hatalar da yapmışlığımız da oluyor. Yani gördüğüm kadarıyla, yani biz, yani kendi adımdan geçtim de böyle, yani bir yanlış yaptığımda, hani büyük bir yanlış yaptığımda böyle direkt Allahu Teala direkt hemen tokadı vuruyor. Gerçekten hemen tokadı vuruyor. Bu güzel bir şeydir. Bazen düşünüyorum ki Allah bunu yarına bıraksa veya öne görüyorum ki ahirete bırakırsa gerçekten işim yaş, yani için içine geçemeyiz. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Oraya öyle bakmak gerekir. Dedim evet, insan beşerdir. Şeyden geliyor, hata yapar hatalarında. Yani görmeyip yine hata yapar. Yine ya da hataların farkına varıp tekrar yapabilir. Yani insandır, şey yapar böyle. İnşallah hatalarımızdan ders çıkarabilmeyi Allah nasip etsin. Ben pek geçmişle de alakalı değilim yani. Yaşadığım, evet, çok sıkıntılar çektim yani. Şu anda 25 yaşındayım. Bu 25 yaşıma kadar gerçekten yani kendi açımda büyük imtihanlardan geçtim. Gerek lisede, gerek üniversitede. Zaten liseden çıktıktan sonra çok çok büyük imtihanlardan geçtik böyle. Üniversiteden çıktıktan sonra askerlik sürecimiz, askerlikten sonra KPSS sürecimiz, KPSS'den sonra atanma sürecimiz, ondan sonra biz başka bir olay yaşadık. Yani öyle halen de yaşıyoruz böyle. Büyük ihtimalle ölüme kadar da yaşayacaktır böyle. Hani biz ama gerçekten yani Allah'tan hep şöyle bir duam vardır. Allah'ım, senin razı olmadığın hiçbir şey bana nasip ettirme böyle. Ona çok çok önem ve dikkat ediyorum. Onun için üzülmüyorum. Mesela bir şey istiyorum olmadığında böyle hiç beni üzmüyor böyle. Yani evet, belki yaşanmışlıklar insanı şey yapabilir, hüzünlendirebilir, onları ne bileyim bir değer var çünkü senden çıkan bir şey oluyor. Örneğin bu elma ile zaman geçiriyorsun. Ondan sonra bu elma buna bir şey olduğuna da yemediğinde insanın içinde kalır yani. Çünkü bir yaşanmışlık var. Senden etmiş bir durum söz konusu. Diğer şekilde hani Allah'tan öyle bir niyazımız oluyor ama gerçekten Allah kuluna o kadar yakın ki, hani diyor ya, şah damarınızdan daha yakınım böyle. Gerçekten çok çok yakın. Yeter ki biz Allah'a samimi olalım, dürüst olalım. Yani ondan sonra Rabbimiz bol bol veriyor. Ha bir de her şey
Yani aniden olmuyor. Bakın hani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanoğlunun aceleci olduğunu söyler. İnsanoğlunun nankör olduğunu söyler. Hatta şey der ya işte insanoğlu sıkıştığında bizden yardım ister. Tarafımızdan bir yardım ulaştığında o işte o sıkıntıdan kurtulduğunda direkt der ki bunu ben kendim yaptım, kendim başardım diyor. Yani gerçekten ben yani hayata bakış açımız şöyle olmasını gerektiğini düşünüyorum böyle. İyilikler Allah'tan, mesela öyle olması gerekir de, iyilikler, güzellikler Allah'tan, kötü şeyler de yani yaşadığımız sıkıntılar, imkanlar da kendi elimizden yaptığımızın sonucu. Yine Mülk suresinde geçiyor yani ya başınıza gelen musibetlerin sebebi kendi elinizden yaptığınızdan ötürüdür diyor. Gerçekten de öyledir. Yani onun için hayat çok garip. Gerçekten çok garip. Hele bu ahir zamanda insanlar çok çok değişmiş, çok çok değişiyor. Yani güven duygusu azalmış, şey yapılmış. Yani sıkıntı ama aynı zamanın bir güzel yanı da bir yerin bir sıkıntısı bir sistemiyle bozuldum gerçekten çok çok sıkıntı oluyor. Yani aslında başımıza gelen musibetlerin bir şeyi de insanlar tabuları daha geniş, daha rahat şey yapması gerekiyor. Yani hayat hiçbir zaman tek düze, tek bir çizgide gitmiyor. Bunun farkına varmak gerekiyor. Yani hayatımıza biz zorluklar göreceğiz. Yani Allah bir yerlerden imtihan ediyor, bir yerlerden bu kapıyı kapatıyor, şu kapıyı açıyor. Tabii çoğu süre kendi elimize yaptığımız hatalarımızdan, yanlışlarımızdan, günahlarımızdan ötürü ama yani gerçekten Allah kuluna yardım ediyor. Gerçekten insan ben bazen gönlüm çok darlanıyor. Hatta dün akşam gönlüm o kadar darlandı ki. Dün akşam bir olay anlatayım. Şimdi ben dün akşam eve biraz geç geldim. Dalgındım böyle biraz da duygusaldım böyle. Yanlışlıkla işte K2'ye bineceğime BK'ye binmişim böyle. Bir de son arabaya. Araba gitti ta yani çok uzak bir yerden indim işte. Akşam araba yok, taksi yok yani vızır vızır arabalar geçiyor. Kimseyi tanımıyorsun, ne etmiyorsun. Gecenin yarısı 11.30-12 gece. Neyse dedim artık yapacak bir şey yok. Yani araba da durduramıyorsun, taksi de yok, belediye otobüsleri hiç yok zaten. Dedim ki yürüyeyim. Biraz yürüdüm böyle içim bir dallanmış böyle. Yani dua ettim gerçekten öyle bir dua ettim ki hani Rabbim ya sanki yani şu an konuşuyorum ya böyle konuşuyorum konuşurmucasına şey yaptım içimi döktüm dua ettim falan filan. Ondan sonra bir tane taksi geldi buradan kulakları çınlasın ismi Cüneyt'ti böyle. O da Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyordu ilk sağlık müdürlüğünde çalışıyordu. İşte durdu işte dedi nereye gidiyorsun falan. Aldı arabasını aldı biz gittik ta eve. Beni bıraktı yani biraz aşağısına. Oradan da yine o kadar mutluyum ki yani anlatamam. Gerçekten şu anda basit bir şekilde anlatıyorum ama yaşayarak farklı bir duygu oluyor. Neyse indim böyle yine o dalgınlıkla yine o mutlulukla gidiyorum böyle. Oradan baktım ev aşağıda kalmış ben ta yukarıya gitmişim böyle gece saat 12. Yine aşağı doğru geldim eve gittim yani içimde bir huzur bir mutluluk vardı ki Allah'ım dedim yani gönlüm darlandığında gönlüm sıkıştığında sen hemen yani öyle bir huzur veriyorsun ki gerçekten o darlandığımızda biz Rabbimizi andığımızda yani Allah bilmiyorum yani siz tecrübe ettiniz mi etmediniz mi ama ben hayatımda çok 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 kez şey yapmışım böyle ondan dolayı ben yani istediğim çoğu mesela her şey insan olur yani toprağa versen doymaz diyorlar yani insan her şeyi ister her onu ister bunu ister işte olmadığında bazen hüzünler gönlü sıkışır ama gerçekten Allah'tan istediğimizde yani ben şu ana kadar şu yaşıma kadar Allah'tan ne istediysem Rabbim vermiştir ha bazen aceleciyim Rabbim yani şey yapıyor geciktiriyor falan filan ama her yara geç nasip ettiriyor. Yeter ki Rabbimize dürüst olalım, samimi olalım. Yani evet kul yanlış yapar, hata yapar, hatalarımızdan ders çıkaralım.
Hata yapacağız ki biz yolumuzu daha iyi anlayalım, yanlışlarımızı yapalım, hatta karşımızdaki insanı tanıyalım, bir şey yapalım böyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Evet, şu anda çok yine hem duygusalım hem ben bazen ağlıyorum böyle gerçekten dua ederken. Yani o duygusallıktan gelen bir hüzün, yani mutluluk gözyaşları dediğimiz kısımlar oluşuyor böyle. Çok çok insanı o kadar ferahlatıyor ki, onun için böyle yani ki gece işte hani namaza kalktığımızda böyle hani Allah şey yapınca böyle hani sen çünkü yani şimdi şey yapıyorsan karşında kimse yok, dua ediyorsun, şey yapıyorsun ki yani Allah'ın seni dinlediğini, şey yaptığını, önemsediğini görece ve bunu bizzat da yaşadın, yani kendi hayatından yaşadığın sorunlardan, sıkıntılardan, mutluluktan görüyorsun ki ya Rabbim gerçekten sana yardımcı oluyor. Bu kadar. Ben bu kadar. Yani biraz içimi dökmek istedim. YouTube'u bu yönden seviyorum böyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. İnşallah sizleri seviyoruz gerçekten. Elmamı yiyeceğim birazdan.